Sarı Karaman Adı'nın yeşilini gördüm. Bu beni gerçekten memnun etti. Ayrıca İstiklal Marşı okunurken de öğrencilerimizin candan söylemesi beni duygulandırdı. Bu sebeple bu çalışkan topluluğa teşekkür ediyorum. Bu azimlerinin devamlı ve daim olmasını diliyorum. Tabii konu ağaç, orman, çalışmak. Sarıkamış Belediye Başkanımız 2 yıldır benim görebildiğim kadarıyla olacak. Önceki yıllarda tabii çalışmaların devamı var. 2 yıl içerisinde gayet planlı, ileriye dönük projelerin gelmiş ormanlarında ağaçlarına çalışması var. Önayak oldu kendileri. Özellikle biliyorsunuz Anıt Mezarı'nın etrafındaki 500 hektarlık alanda Çevre Orman Müdürlüğü'nün ekipleri tarafından ağaç bilgi yapmakta. Zannediyorum çalışmalar şu anda devam etmekte. Geçen sene bir sürü çalışması yapmamıştı. Tabii bu bölgede bir insanın yaklaşımı önemli. Buradaki idarecilerin o insanlara İslam etmesi, rahatsız etmesi, onlar hakkını etmesi önemli. Gerçekten şöyle 10 yıl sonraki bir sarı karaman hayal ettiğimizde Anıtkabir'de tarafının yemyeşil olduğu, insanların ailesiyle piknik yapmaya gittiği, etrafın temiz havayla ve yeşille güzellikle dolu olduğu bir ortam vereceğiz. Bu çalışmalara sadece sarı karamandan değil, gerçekten öteki bellerimizde belediye başkanlarımızın konuya yaklaşımları sevindirici düzeyde. Hemen hemen her belediyemizde ağaçlandırma çalışmasına büyük önem verilmekte. İşte bu sezonlarda dışarıda getirmiş oldukları özellikle Selim, Karaca ve diğer mavi Selim türlerinde 2000'den yapmaktadır. Bu çalışmalara kaynaklandığımız ölçüsünde de belli miktarlarda katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Biz geçen sene ilçe çapında belli hatıra yapma çalışması vatandaşların katkısıyla belediyelerin katkılarıyla devam etmekte. Hatta bugün de çalışmalar sürmekte. Değerli arkadaşlar, uzattığım bu farkındayım ama medeni insan böyle lafla olmuyor. Medeni insan çevresine karşı duyarlılığıyla ortaya koyuyor. İnsanlar ağaçları kestikleri zaman, kalemleri yazdıkları zaman, kağıtları tükettikleri zaman onun ham maddesini ağaca dayanıyor. Bu ağacın yetişmesinin yıllarının hesabını yapıyor. Onu da belli bir planlama ölçüsünde üretim dedikleri, kestik dedikleri ama bu tarafında diktikleri bir ortamla oluyor. Geçen bir öğretmen arkadaşımın Finlandiya gezisi öncesi bana ziyarette bulunduğu kitapta şunu söylemişti o dönemde. Finlandiya'ya gideceksiniz, göreceksiniz ki oradaki arazinin %7 ormanlar %4 oranında da artıyor Finlandiya'da. Yakında böylece arkadaşlarım başkanlar sevgilerde. Aynı zamanda burada Avrupa'nın da en büyük kereste imal eden ülkesi. Modernleşme, çağdaşlık, medeni insanlık burada. Yani o noktada demek istiyorum. Onun için geç kaldık. Türkiye'de çok geç kaldık. Özellikle Bozkır, Anadolu'da çok geç kaldık. Yani şimdi birçok yerin şu anda yeşillenmiş olması gerekiyor. Nerelerde başlamamız lazımdı? Mezarlıklarımızdan başlamamız lazım. Köy boşluklarımızdan başlamamız lazım. Belki kamp binalarının etrafından başlamamız lazım. Ve şimdi onların yeşilliğinin altında gölgelenip daha çok onlar dikme çalışmasını yürütmemiz gerekiyor. Zarar neresine neresine kâr demişti. Değerli arkadaşlar, bunu bilincinde olarak bugün zararın kenarına dönmüşler geçen yıllar itibaren veya ondan önceki yıllarda itibaren bu çalışmaları sergilediler. Ve başta Sayın Belediye Başkanı'na, okul müdürümüze, rehber öğretmen arkadaşlarıma ve bu çalışmayı yürüten kulüp, öğretim kulübündeki, çevre kulübündeki görev arkadaşlara teşekkür ediyorum.